Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ülkemizin Burkina Faso arasında hava ulaştırması konusunda imzaladığı uluslararası sözleşmenin oylanması kapsamında partimiz adına söz aldım. Türkiye'mizin gündemi yoğun, vatandaşın derdi büyük. Beceriksizliğini, basiretsizliğini, umarsızlığını vatandaşa küfe eden iktidarın keyfi yerinde. Yoksulluk sınırı 4 asgari ücreti aşmış. 6 milyon çalışan asgari ücretle çalışıyor. Çalışıp kazanmamanın kıymeti kalmadığı için memleketin yarısı borsa brokeri, diğer yarısı TikTok fenomeni. Yargıtay'ın filanca dairesi falanca yerel mahkemeyle bir olmuş, Anayasa Mahkemesi'ni yok sayıp kafa tutarak kendilerine hukuk türetiyorlar. Açık öğretim mezunları anayasa doktrini yazarken, devletin savcıları rüşvet ihbarı için açık mektup, açık muhtıra veriyor. Gençlerin umudu kalmamış. Çoğu bir şekilde yurt dışına kapağı atmanın hesabını yapıyor. Gittiği okulda eğitim alamıyor. Üniversite sınavına giren 5 öğrenciden biri barajı geçemiyor. Kendi dilinde 40 sorunun 25'ine cevap veremiyor. Temel matematikte 40 soruda 7, sosyal bilimlerde 20 soruda 8, üniversiteye girse kalacağı yer yok, mezun olsa gireceği iş yok. Çoğunun bir kitap alacak, bir filme gidecek, hatta aşık olacak ne parası var, ne fırsatı var, ne de umudu var. İşte ana babasının kuzusu gencecik bir kız, üniversite son sınıf öğrencisi Zeren, devlet yurdunda bakım yapılmadığı için kopan asansörde öldü. Meclis araştırsın dediğimizde kaldır elleri, indir elleri, iktidarın oylarıyla reddedilmiştir. Meclise her araştırsın dediğimiz konuda eller kaldırılıyor, eller indiriliyor, iktidarın oylarıyla bütün talepler reddediliyor. Her gün yeni bir vergi kaçakçısı, her gün yeni bir suç şebekesi, her gün yeni bir saadet zinciri ortaya çıkıyor. Bakanlarla, başkanlarla, mühim adamlarla fotoğrafları çıkıyor. İşledikleri suçların belgeleri, ispatları ortaya dökülüyor. Meclis araştırsın dediğimizde iktidar kaldır elleri, indir elleri, iktidarın oylarıyla reddedilmiştir. Tabii ki bu aralar iktidara günlü oldu. Memleketin tüm meselelerine paydos. Gazze'de yaşanan insanlık suçu bir yandayken, gemileri, tankerleri doldurup İsrail'e sevkiyat yapan siz, kürsü kamera gördünüz mü hamaset, edebiyat yapan siz, Rahip Brunson'u tutuklayıp bedeninizi, canınızı siper ederken sonunda elleriyle teslim eden siz, faizler %40 oldu ülkemde, yetkiyi verin bu faizle nasıl uğraşılır görün diyen siz, dolar 15 lirayken Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun diyen siz, ancak bugün dolar 30'un eşine gelmiş durumda. Başta olduğumuz sürece İsveç ve Finlandiya NATO'ya giremez diyen siz, Finlandiya NATO'ya girdi. İsveç'te girsin diye kanunu geçireceksiniz bugün yarın. Tarihimizin en yıkıcı depremini yaşıyoruz. İstanbul'da beklenen afetin kabusunu görüyoruz. Siz depreme hazırlık kanunu diye milletin malına çökmenin yasal zeminini oyluyorsunuz. Hoca verir talkını, kendi yutar salkımı diyeceğim ama sizin hocalar talkını bile prompter'dan okuyor, siyasetle uğraşmaktan ezberi unutmuşlar. Memleketin en ivedi, en önemli, en can yakan sorunlarını bırakın genel kurula getirmeyi, komisyonda bile görüşemiyoruz. Gana'yı, Gine'yi, Kongo'yu, Burkina Faso'yu görüşüyoruz ama memleketin can alıcı sorunlarını görüşemiyoruz. Genel kurula girmeden evvel meclisin internet sitesine baktım. 28. dönem başladığından beri kaç araştırma önergesi verilmiş diye. Notlarımı iletiyorum. Teklif sayısı 635. Kabul edilen sayısı 5. Küsuratın küsuratı kadar. Görüşülüp reddedilen araştırma önergesi sayısı 0. Kurulan araştırma komisyonu sayısı 1. Söylesek tesiri yok, sussak gönül razı değil. Bir garip vaziyet. Belli ki memleketin derdine faydanız, söylediklerimize de merakınız yok. Hal böyle olunca düşündüm ki İktidar mensubu milletvekili dostlarımıza hem ilgi duydukları hem istifade edecekleri bir konudan bahsedeyim. Aradım, düşündüm, taradım. Bu konu olsa ne olur diye düşündüm. Sonra zannederim hepimizi buluşturacak ortak bir payda nihayet buldum. Sayın Başkan, izninizle. Evet, penguenler. Penguenler.
5 dakikam var. Pardon, 4 dakika 53 dakikam var Sayın Başkan. Ekstra istemeyeceğim. Çünkü nasılsa ne anlatırsak anlatalım. Önceliğiniz penguenler. Ama penguenlerle ilgili şöyle girelim. Bu sırada özür diliyorum. Şu tarafa da vereyim. Çünkü iktidarla birlikte hareket ediyor Milliyetçi Hareket Partisi de. Zamanında bir penguen belgeseli konusu olmuştu. Çok eleştirilmiştiniz. Halbuki penguenlerin kimi bakımlardan kimi insanlara ne kadar benzeyen canlılar olduğu daha iyi anlaşılmış. Halkımız bu konuda daha iyi bilgilenmiş olsaydı muhtemeldir ki sizlere hak verirdi. Mesela bir imparator penguen, bu görüntülerdeki imparator penguen 600 metre kadar derine dalabiliyor. Denizin bu derinliği zifiri karanlık. Zira ışık bu derinliğe ulaşamaz. Bu derinlikte sıcaklık çok da düşük. Zaten penguenler kutup ikliminde hep soğukta yaşarlar ama onlar hiç üşümezler. Sayın Başkanım, siz görebiliyor musunuz penguenleri? Dış sıcaklık ne olursa olsun vücut ısıları hep aynı kayılır. Keyifleri yerindedir daima. Yani penguenlere hiçbir şey olmuyor. Bugün büyük gagaları var, ağızlarında dişleri yok. Bu yüzden avlarını çiğnemeden bütünüyle yutuyorlar. Sanki smoking giymiş gibi görünmeleri sayesinde doğadaki avcılarına yakalanmaz, hayatta kalıyorlar. Binlercesi aynı grupta yaşayabilir. Sınırlı kaynaklarını düzenli biçimde paylaşabilirler. Buna karşılık sıkı bir hiyerarşileri var. Güçlülerin zayıfları ezdiği, herkesin yerini bildiği bir hiyerarşi. O zorlu doğada yaşamanın gereği herhalde budur. Sevimli görünürler ama tehlikelidirler. Alanlarına girilir veya besinleri azalırsa agresifleşirler. Bir başka türle çatışacak olduklarında hemen kalabalıklaşırlar. Gürültü çıkararak korkutmaya çalışırlar. Çok yaygara çıkartır ama kavgaya az girerler. Birbirleriyle sık dövüşmezler ama dövüşleri acımasızdır. Birbirlerini hem kanatlarıyla pataklarlar hem de gagalarıyla deşerler. Rakiplerinin bilhassa gözünü hedef alır, onu kör etmeye çalışırlar. Kavgada yenilen her zaman dışarı atılmaz, grubun içinde yaşadığı da olur ama hiyerarşinin en aşağısına düşer, ilk saldırıda da o yem edilir. Anlayacağınız bu penguenler hakikaten enteresan canlılar. Ne çok benzerler insana. Bugün Gine'nin, Gana'nın, Kongo'nun işlerini halledeceğiz hepsiyle sırayla. Dilerim peşinden sıra penguenlere de gelir. Kanadı olup uçamayan diğer kuşlara, başını kuma gömen deve kuşlarına, pembe renkli flamingolara, sonra belki soyu tükenmekte olan kelaynaklara, boylarından ötürü ayrımcılığa uğrayan zürafalara, su aygırlarının sorunlarına, yeter ki milletin derdi duyulmasın, dermanı bulunmasın, duraksız sürsün bu hanı iştiha. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet Sayın Bülbül, buyurun. Sayın Başkanım, burada hayvanlar üzerinden bir yaklaşım getirirsek burada mahcup olurlar. O gerek yok. Herkesin herkese verebileceği bir koyacağı bir levha vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin eğer bir türle bağlantısı kurulacaksa biz Türk milletinin sembolü olarak tarihte var olan bozkurttan başka bir şeyi tanımayız. Bozkurt'un huyunu suyunu ne olduğunu da az bir şey arkadaşımız da biliyordur. O noktada bu yapılan benzetmeyi yakışıklı bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi